Merhaba sevgili arkadaşlarımız, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Değerli arkadaşlarımız, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız, çok şükür biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Tabii ülkemizde büyük bir deprem oldu değerli arkadaşlar ve birçok vatandaşımız hayatını kaybetti, birçok vatandaşımız yaralı. Onlar o haldeyken bizim iyi olma gibi bir lüksümüz olamaz. Onların acıları bizim acımızdır değerli arkadaşlar. İnşallah oradaki vatandaşlarımıza Allah'ım ölenlere rahmet, yakınlarına sabır versin. Yaralı vatandaşlarımıza da tez zamanda Allah'ım şifa versin değerli arkadaşlar. Kalplerimiz onlarla beraber inşallah. Sevgili arkadaşlar, uzun zamandır yani deprem olalı yaklaşık 8 gün oldu ve 8 gündür normal olarak videolarımızı atmıyoruz. Atmamız gerekiyor zaten. Çünkü ülkemizde böyle bir felaket varken bizim video atmamız saygısızlık olur. Zaten elimiz kolumuz da kalkmıyor değerli arkadaşlar. Yani elimiz kolumuz kalkmadığı için video atamıyoruz. Ancak bugün farklı bir video yapacağım değerli arkadaşlar. Neden farklı bir video? Bir yakınımız var ve midesi çok asit üretmiş ve midesinde yaralar oluşmuş. Doktora gitti tabii. Doktora gittikten sonra bazı ilaçlar verdi ama o ilaçları kullanıyor. Biz de o ilaçlara ek olarak bitkisel bir ilaç yapacağız. Değerli arkadaşlar, önümde görmüş olduğunuz şöyle doğal çam sakız var. Ağaçlardan toplamış olduğumuz çam sakız var. Ve gerçek hakiki Karakovan organik bal var arkadaşlar. Bunlarla mideyi besleyecek, mide sorunlarını onaracak bir ilaç yapacağız. Bu ilacı neden yapıyoruz değerli arkadaşlar? Şu anda biz bu otların, bu bitkilerin, bu yağların eğitimini alıyoruz. Yani fitoterapi eğitimi görüyoruz. Neyin nerede kullanacağını biliyoruz değerli arkadaşlar. O yüzden de kendimiz bunlardan bitkisel olarak hiçbir kimyasal kullanmadan kendimiz ek takviye yapacağız. Modern tıpın destekleyicisi olacak bu arkadaşlar. Aynı zamanda ilaçlarımızı kullanacağız ama midenin de onaracak bitkisel bir karışım yapacağız. Şu anda önümde bazı otlar ve yağlar görüyorsunuz. Bunlar nedir? Bu doğal aloe veradır sevgili arkadaşlar. İşte bunun jelinden faydalanılıyor bazı kremlerde, bazı hastalıklarda. Buradaki de aloe veranın sanayileşmiş zelidir arkadaşlar. Yani aloe vera bulamayanlar için böyle doğal, %98 doğal aloe veranın ham jeli satılıyor istediğiniz yerden. Bunu da temin edebilirsiniz. İsterseniz kendiniz tamamen bu aloe vera yapraklarının içindeki jeli de kullanabilirsiniz. Onun yanında yine burada Hindistan ceviz yağımız var. Bunları zamanı geldikçe size değerli arkadaşlar nerelerde nasıl kullanacağımızı sizlere tek tek video olarak göstereceğiz. Yine burada siye yağı var arkadaşlar. Bu da çok önemli bir yağlardan birisi. Özellikle kırışık çatlaklarda kullandığımız bir yağ. Tabi bunlar tek başlarına kullanılmıyor arkadaşlar. Bunların bir yapma şekli var yani. Önümüzdeki aylarda bunları size tek tek göstereceğiz nasıl yapılacağını. Gene burada tatlı badem yağımız var. Burada gene portakal yağımız var. Kekik yağımız var. Burada gene değerli arkadaşlar gül yağımız var. Gene okaliptüs yağımız var. Nane yağı. Okaliptüs yağı. Lavanta yağı sevgili arkadaşlar. Biberiye yağı, bu da çok önemli arkadaşlar, biberiye yağı. Nane yağımız var. Ve jojoba yağı var arkadaşlar, jojoba yağı. Gene burada avokado yağımız var. E vitaminimiz var arkadaşlar, ampul E vitaminimiz var. Burada
doğal olarak hakiki bal mumumuz var değerli arkadaşlar. Bunları işte çeşitli ilaç yapımlarında bunlardan yararlanacağız. Bunları kullanacağız. Yine burada önümde görmüş olduğunuz bakın şöyle ökse otu var arkadaşlar. Bu kuşburnu ağacında yetişmiş olan ökse otu. Bu da bazı tümörlerde ve özellikle basur için kullanılıyor değerli arkadaşlar. Basuru tamamen bu ökse otuyla yok edebiliyoruz Allah'ın izniyle, bir daha ömür boyu çıkmamak kaydıyla. Evet değerli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi malzemeler burada. İlerleyen zamanlarda inşallah bunları sizlere yapacağız. Sevgili takipçilerimiz, şimdi öncelikle şöyle doğal çam sakızımızı öğütücümüze atıyoruz. Evet şöyle öğütücümüzde çam sakızımızı öğüttük değerli arkadaşlar. Evet, çam sakızımızı gördüğünüz gibi un haline getirdik değerli arkadaşlar. Bu arada öğütücümüzü soruyorlar bazı arkadaşlar. Arkadaşlar öğütücümüz şöyle fakir marka. Çok memnunuz. Bütün çörek otunu, her şeyi öğütebiliyoruz bunda. Böyle sert kabuklu şeylerin tamamını öğütüyor arkadaşlar. Gayet kullanışlı. Reklam yapmak gibi değil ama devamlı yorumları yazıyorlar. O yüzden hatırlatmak istedim. Öğütücümüz nedir diye arkadaşlar. Öğütücümüz fakir öğütücü. Öksotu arkadaşlar, onu da öğüttük. Sevgili takipçilerimiz, şöyle bir yemek kaşığı dolusu doğal çam sakızını bir kabın içine koyuyoruz. Daha sonra yaklaşık şöyle 300-400 gram balı da üzerine ilave ediyoruz. Doğal bal olacak değerli arkadaşlar. Ve tamamen ikisini birbirine yediriyoruz. Macun kıvamına getiriyoruz değerli arkadaşlar. Tamamen balı çam sakızına yediriyoruz arkadaşlar. Kıvamı macun şeklinde geliyor bakın. İyice yedirmemiz lazım. Ama bal gerçek olacak arkadaşlar. Doğal, hakiki olması lazım. Öyle marketten aldığınız 3-5 kuruşluk bal olmaz. Bu tamamen organik arkadaşlar. Memleketimizin dağından, zirvesinden kendimiz gittik.
Karaguan balığını bulduk arkadaşlar. O yüzden böyle sıradan bal olmayacak. Evet, macunumuz tamam. Şimdi bunu bir cam kavanoza koyacağız. Ve her gün bir tatlı kaşığı aç karnına sabah hastamız yiyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi balımız hazır artık. Bunu yakınımız her gün sabahları bir tatlı kaşığı kahvaltıdan bir saat önce aç karnına atacak. İnşallah şifa olsun arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şimdi de basurda kullanılacak ilacı yapıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı öğütülmüş doğal çam sakızını ilave ediyoruz. Ve şöyle yaklaşık klasik bir çay bardağına yakında çekilmiş öksü otunu ilave ediyoruz. 1 kilo bala bunu yediriyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öksü otu, hakiki bal ve doğal çam sakızını macun haline getirdik. Yaklaşık 1 kilo bala ilave ettik. Ve macun haline getirdik. Şimdi bunu bir cam kavanoza dolduracağız. Her gün bu baldan gece yatarken arkadaşlar bir tatlı kaşığı yutmamız yeterlidir. Bal bitene kadar. Ondan sonra Allah'ın izniyle basurdan eser kalmadığını göreceksiniz. Çünkü denenmiştir köyümüzde. Yıllardır yaşlılarımız bu şekilde basuru tedavi ediyorlar değerli arkadaşlar. Biz de bunu yakın bir arkadaşımıza yapıyoruz. İnşallah şifa olsun. Değerli arkadaşlar, şimdi bunu kavanoza dolduralım. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi basur ilacımız da tamamdır artık. Kapağını kapatıyoruz ve gece yatarken değerli arkadaşlar bir tatlı kaşığı bu bal bitene kadar tüketiyoruz. Ondan sonra Allah'ın izniyle basurdan eser kalmıyor değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka zamanlarda gene hep beraber olacağız. Gene sizler için önemli kremler, şampuanlar, sabunlar yapacağız. Değerli arkadaşlarımız, kendiniz bilmiyorsanız bunları denemeyiniz. Biz bunları eğitimlerini alıyoruz, okulunu okuyoruz. O yüzden bildiğimiz için de kendimize yapıyoruz. O yüzden doktora danışmadan hiçbir şekilde evde kendiniz denemeyiniz ve kullanmayınız. Aksi takdirde alerjik reaksiyonlar gösterebileceği gibi başka zararlar da verebilir. O yüzden mutlaka hekime, bir doktora, bilen bir kişiye danışmadan kullanmayınız değerli arkadaşlar. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın sevgili takipçilerimiz. Allah'a ısmarladık.